Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya sözü maalesef bugün gerçek oluyor. Yazıklar olsun sizin ekonomi programınıza. İşte o nedenle bugün milletin kürsüsünde hem bir kiracı hem de bir işveren olarak kiralardaki artışlardan derinden etkilenen genç bir kardeşimizi ağırlıyoruz. Abcan Hazar aramızda. Buyurun Abcan Bey, söz de kürsü de sizindir. Sayın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kıymetli milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve üyeleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben herhangi bir partinin mensubu değilim. Sade bir vatandaş ve cennet vatanını çok seven genç bir iş adamıyım. Açıkçası buraya çıkmadan önce başıma ne gelir, iş hayatında hangi zorluklarla karşılaşırım diye çok düşündüm. Ama bir vatansever olarak da kiralardaki bu fahiş artışla ilgili başımdan geçen ve hala da geçmekte olan bir çözüm de bulamadığım sorunumu şu anda paylaşmakta bir sakınca olmadığını umuyorum. Umuyorum çünkü emin de olamıyorum açıkçası. Biz firma olarak 30 yıldır Ankara'da, Ostim'de üretim yapan orta ölçekli bir aile şirketiyiz. Esnaflığımızın 30. senesinde bilgi birikimiyle, tecrübeyle, teknolojiyle üretmeye, üretirken de katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Bu değer için çabalarken bir firma olarak kaliteden ödün vermeden maliyetlerimizi düşürerek ayakta kalmaya çalışıyoruz. Peki böylesine hassas hesaplamaların yapıldığı bir sektörde bir tesisin, 30 yıllık bir şirketin kirası mesela ne kadar artarsa geceleri uykularım kaçar. Veya elektrik maliyeti en fazla ne kadar artarsa ailemde huzur kaçar. Öncelikle şirketimizin başından geçeni anlatmak istiyorum. Ostim bölgesinde kirada olduğum 3 adet atölyem var. Atölye diyorum, bunu eskiler daha iyi bilir. Fabrika ayarında olmayan ufak ve eski tip üretim tesislerine atölye diyoruz. Bu atölyelerden ikisinde 10 yılı aşkın süredir kiracıyız. Diğeri de kira. Bunlardan birisinin mal sahibi telefon bile açmadan, hiçbir şekilde irtibata geçmeden bizimle direkt boşaltma talebinde bulundu. Neden bir telefon bile açmadı? Belki kendi bile utandı böyle bir diyaloğa girmeye. Çünkü 4 kat fiyat artışı talep etmek istedi. Bu zaten kabul edilecek bir şey olmadığı için de bizi de aramadı. Hiçbir şekilde diyaloğa geçmedi. Direkt talebi yolladı. Ben hemen şuradan da göstereyim. Bu da mahkeme kağıdı. Sayın Genel Başkanım, kıymetli Hazirun, tahmin edeceğiniz üzere diğeri de bundan farksızdı. Diğer atölyemizin mal sahibi vefat ettiği için oğlu geldi, sözlü olarak, hatta buradan rakam da vereyim, 7 bin lira olan bir atölyeye tam 25 bin lira bedel istedi. İnanılır gibi değil. 4 kata yakın olan bu artış zaten ödenilir gibi de değil. Bize yaşatılan maceranın tek tarafı bu olsa keşke. Zira yine sabit giderlerimizden elektrik ve doğalgaz hesabını yapınca zaten bir hesap makinesini görünce ay sonu insan bir çekiliyor kenara, bakmak bile istemiyor. Onunla ilgili de yine elimde bir belgem var. Tam 2021 yılının 3. ayında 4.960 lira gelen elektrik faturası yeni gelmiş, 3. ayın 31'i. Şaşıracaksınız, 4.900 dedim değil mi? 27.600 lira. Yani
Aynen öyle diyorlar başkanım. Mal sahibi olmanın hayal olmasını sağlayan herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Değerli başkanlarım, şimdi soruyorum sizlere. Kimsenin önünü göremediği, piyasada sıcak paranın kalmadığı bir dönemde, üstüne de böyle engeller çıktığında bir yönetici ne yapmalı? Bu kadar stresin sebep olduğu bozuk psikolojiyle ben hangi motivasyonla, neyi hedefleyerek üretim yapabilirim? Rahat, huzurlu bir gün geçirmedikten sonra bu kadar çalışmaya, çabalamaya, bu kadar strese gerek var mı? Artan giderlerden dolayı firmaların istemeyerek de olsa işçi çıkartmak zorunda kaldığı, bir anlamda da kapasitesini daralttığı gerçeğini görmek bu kadar mı zor? Her geçen gün artan işsizliği, böylesine bel büken giderleri artırarak neyi çözebiliriz? Bu bahsettiklerimi yaşayan sadece ben değilim. Hem sektörümüzdeki firmaların hem de bulunduğumuz bölge olan Ostim'de esnafın büyük bölümünün kira artışları konusunda önemli ve ciddi sorunları var. Yakın geçmişte üretim ya da hizmet maliyetinin içine dahil ederken böyle çok düşünmediğimiz bu genel giderler, kira bedelleri mesela, şu an bırakın maliyeti eklemeyi, yani iş yerlerini kapatmaya, hiçbir şekilde ilerlemesini sağlamamaya zorlanan bir durum haline gelmiş durumda. Bizzat yakın çevremde kira artışları sebebiyle personel azaltmakta olan restoran işletmecisi, çırak çalıştıramayan berber ve bunların da çözümü olmadığı ya da pes etmek zorunda, iş yerini kapatmak zorunda kalan arkadaşlarım mevcut. Bir örnek vereyim. Çankaya'nın elit bir semtinde restoranı olan bir işletmeci arkadaşım, önce restoranında yemek vermeyi bıraktı. Sadece kahve, çay vermeye başladı. Daha sonra şimdi iş yerini, daha yeni duydum, belki bir haftalık mevzu, iş yerini kapattı ve yaptığı meslek ne biliyor musunuz? Emlakçılık. Emlakçı oldu. Kaldı ki bu kira artışlarının sıkıntısını sadece iş hayatımızda değil, konutlarımızda da aynı şekilde hissediyoruz. Vatandaşımızın mevcut alım gücünü düşündüğümüzde bir mülk sahibi olmanın çok zor olduğu şu dönemde, mecbur kaldığımız kiracılığın beraberinde bu kadar yük getirmesi biz esnafları iş yapamaz hale getirmiştir. Artık mücadele daha fazla üretim yapma mücadelesi değil, ayakta kalma mücadelesi oldu. Onlarca sıkıntıya rağmen geleceğe umutla bakıp zorlansa da pes etmeyen bizlerden ne yapmamız bekleniyor? Bu maliyetlere ne kadar daha direneceğimiz düşünülüyor. Ülkemizde katma değer üretme çabasında olan bizler yeni bir dert değil, çözüm istiyoruz. Bugüne dek inşaat dışında herhangi bir sektöre dişe gelir bir destek vermeyenler, bu şartlar altında yerli ve milli hangi üretimi yurt dışına ihraç edebileceğimizi söyleyebiliyorlar. Söylenecek çok söz var da dinleyecek bir merci, müdahale edecek kimse var mı bilmiyorum. Buna karşılık milletin kürsüsünde halkın gerçeklerinin anlatılmasında fırsat veren başta İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Kısacık bir zamanda o kadar aslında her birimizi uykusuz bırakması gereken şeyler söyledi ki, gerçekten sizleri bu hale düşürenlere yuh olsun.